Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir yay örneği yapacağız. Dördüncü dersimizde. Örneğimiz burada olduğu gibi gözükmekte. Yine üç tane yay birbirine seri bağlı şekilde duruyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düğüm noktalarından ve 1, 2 ve 3 numaralı elemanlar gösterilmiş. Burada 2 numaralı düğüm noktasına F2 eşittir eksi F kuvveti. 3 numaralı düğüm noktasına delta kadar deplasma, 4 numaralı düğüm noktasına 2F kadar bir kuvvet uygulanmış. Yayların rejitlik sabitleri de bu şekilde K, 3K, 2K şeklinde verilmiş. Bu soruda direkt biz global rejitlik matrisini ben buraya yazdım. Daha önceki örneğimizde global rejitlik matrisini 3 yay eleman için çıkarmayı görmüştük. Oradan da kendinizi çıkartabilirsiniz. Daha sonra biz buraya da yer değiştirme vektörünü yazdık. U1, U2, delta ve U4. Bunlar düğüm noktalarına karşıgenler. Ve düğüm noktalarına karşılık gelenler ise buradaki kuvvetlerimiz. Dış kuvvetlerimiz. F1, F2, F3, F4 olacak. F1 reaksiyon kuvvetimiz duvardaki. Eksi F kuvvetimiz F2'nin eklediği eksi F kuvveti. F3 delta'nın 3 numaralı düğüm noktasında delta deplasmanı yaptıran F3 kuvveti. F4 de 2F olarak verilmiş. Şimdi burada sınır şartımız U1 eşittir 0'dır. Niye? Ankastre olduğu için. Onun için buraya direkt ben U1 0 yazdım önceden. Şimdi sorumuz şu. Sisteme delta kadar deplasman yaptırmak için gerekli F3 kuvvetini bulunuz. Buradaki sisteme delta kadar deplasman yaptırmak için gerekli olan F3 kuvvetini bulacağız. Şimdi bu soruyu yapabilmek için bu soruyu seçmemin amacı burada bir matris bölüntüsü, matris bölme işlemiyle çözümünü yapmayı göstermek olacak. Burada F3 kuvvetin delta cinsinden hesaplamaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Şimdi burada U1 eşittir 0'sa arkadaşlar gördüğümüz gibi birinci satıra birinci sütun burada etkisi olmayacaktır. Yalnız burada biz neyi çıkartacağız? Bir tane kısıt denklemimizi çıkartacağız. O da nedir? K çarpı 0 0'dır. Eksi K2 U2 0 çarpı delta 0 0 U4 0 eşittir F1 kuvvet var. Demek ki eksi K çarpı U2 şuraya onu da yazalım şöyle parantez içinde. Eksi K çarpı U2 eşittir F1 şeklinde bir bizim burada neyimiz var? Bir sınır değil kısıt denklemimiz var. Buradaki sınır şartını ilave ettiğimiz zaman. O zaman matrisimiz nasıl kalacak? Hemen yapalım. 4K eksi 3K 0 eksi 3K 5K eksi 2K 0 eksi 2K ve 2K şeklinde 3 çarpı 3'lük matrisimiz burada bizim elimizde kalacaktır. Buradaki ifade de nedir? U2 bilinmeyen, delta deplasman bilinmeyen, U4 bilinmeyen. Ve aynı şekilde karşıda burada eksi F, F3 ve 2F şeklinde kuvvetlerimiz de mevcut. Şimdi bakın arkadaşlar diğer sorulardan farklı olarak burada delta bilinmeyen, F3 bilinmeyen, U2 bilinmeyen, U4 bilinmeyen. 4 bilinmeyen 3 denklem var. Şimdi biz bunu normalde çözemeyiz. Bunun tersini atıp buraya çarp. Geçen haftaki dersimizdeki örnekle çözemeyiz. Onun için F3'ü delta'ya bağlamak için ben burada F3 ve delta bileşkenini yukarıdaki denklem takımına alacağım. Üst satırdaki denklem takımına alacağım. Ve daha sonra matris bölüntü işlemiyle F3'ü delta cinsinden çekmeye çalışacağız. Şu U2 ve U4 bilinmeyenleri alt iki satırda kalmasını istiyorum. Onun için F3'ümü, şuradaki F3'ümü arkadaşlar buraya çekeceğim. İlk işlemi o şekilde gerçekleştirelim. Gerçekleştirirsek şöyle bu tarafa alalım. Burada yaptığımız F3 buraya gelirse sadece bu denklem takımı, bunlar biliyorsunuz üçlü denklem takımıdır. Buradaki denklem takımı birinci satıra çıkacaktır. Bunlar değişmeyen tabi. O zaman eksi 3K, 5K, eksi 2K buradan şunu da kırmızıyla gösterelim. Şuraya çıkacaktır. F3'ü yer değiştirirsek. 4K, eksi 3K, 0, 0, eksi 2K ve 2K kalacaktır bize. Şöyle de matrislerimizi alalım. Aynı şekilde burada U2 delta ve U4 eşittir. Bu sefer ne oldu? F3'ümüz yukarı çıktı. F3 eksi F ve 2F olarak
Burada bize kaldı. Şimdi arkadaşlar, biz delta ile yukarı almak istiyoruz. Bu sefer delta'yı yukarı aldığınız zaman arkadaşlar, buradaki ikinci sütun 1'e, birinci sütun 2'ye gelecek. Delta da buradan yukarı çıkacaktır. Kendiniz denklem takımlarını tek tek açarak da bunun gerçekliğini görebilirsiniz. Ben şimdi onları yapmıyorum uzun uzun. Birinci sütunla ikinci sütun yer değiştirecek eğer delta yukarı almak istiyorsan. Hemen buradan tekrar yapalım. 5k nedir? Eksi 3k, eksi 2k. Biliyorsunuz bunlar önce yazsak iyiydi. Eksi 3k, eksi 2k. Bunlar buraya geldi. Diğerleri de 4k 0. Yani şunla şu yer değiştirmiş oldu. Aynı şekilde. Diğerleri sabit. Ve ne oldu arkadaşlar bizim şimdi burada? Hemen yer değiştirme vektörümüz. Bu sefer delta yukarı çıkmış oldu. U2 ve U4 değişkeni altta kaldı. Aynı şekilde burada da F3 eksi F ve 2F değişkeni de altta kalmış oldu. Şimdi burada yapmamız gereken, şimdi delta F3 cinsini ifade edeceksek, buradaki çözümü matrisleri bölüntüleyerek yapabiliyoruz. Şu şekilde göstereceğim ben. Şuradan şöyle bölüntüleme işlemi yaparsak, şuradan da yaparsak, ben bu buradaki matrisi şöyle alalım maviyle yazıyorum. Bakın nasıl yazacağım. Açtım. Bakın 5K'ya şöyle şu şekilde yapacağım. Ya da önce isim vererek yapalım. Alta matrisi yazıyorsun. Burada tanımları yapalım. Burada bakın ben şöyle bir matris isimlendireceğim. K delta delta. Şuraya K delta delta diyeceğim. Şuraya eksi 3K eksi 2K'ya onları yazabiliriz. Şöyle. Buna 5K ismini vereceğim bu matrisin. Daha sonra şöyle bir matris tanımlayacağım. K. Buna da delta U diyeceğim. Delta U. Şuradaki ikiliye de onun ismini vereceğim. Ona da eksi 3K eksi 2K ismini vereceğim. Şu şekilde. Aynı şekilde şuradaki bakın dikkat ederseniz bu satır matrisi bu sütun matrisidir. Onu da K U delta şeklinde isimlendireceğim. Bu da bunun dikkat ederseniz transpozuna eşittir. K delta U transpoz yani satırların sütun olduğunu ekleme eşittir. O da nedir? Eksi 3K eksi 2K'dır. Aynı şekilde bakın burada da bu zaten. Daha sonra şuradaki denklemde bilinmeyenin karşısındakine de KUU yazacağım. Böyle biraz alta alalım. Biraz büyütelim. Biraz daha büyütelim. Devam edelim. Buraya hemen devam ediyorum. K U ifadesini ne yazacağım? Burada 2 çarpı 2 matris şeklinde yazacağım. Hangi matrisleri? Bakın 4K 0 0 2K matrisi. 4K 0 0 2K matrisinde KU delta delta değil. KU KUU şeklinde isimlendireceğim. Aynı şekilde burada bir vektörleri de böleceğim. Şurasına delta'yı şöyle delta vektörüyle göstereceğim. Bu direkt delta eşit olacak. Aynı şekilde alttaki bilinmeyenlerimizi ona da büyük U şeklinde isimlendireceğim. Ona da U2 ve U4 şeklinde bir vektör atamış olduk. Aynı şekilde bu taraftaki kuvvetlerime de aynı şeyi yapacağım. Burada F şöyle yapalım. Bu matris şart değil. Onlar vektör olduğunu belirtelim. Şu şekilde F delta'ya F3 atamasını yapacağım. Aynı şekilde FU indisine de
Buradaki kalan kuvvet vektörümü yazıyorum. Eksi F ve 2F. Bu şekilde. Şimdi bakalım buradaki matrisi bu isimlendirdiğim cinslerden nasıl yazabileceğiz? Hemen birazcık alta çekeyim. Şu şekilde yazabileceğim. Nedir? 5K. Ne isimlendirmiştik? K delta delta matrisi demiştik. K delta delta. Yanında eksi 3K eksi 2K ne demiştik? K delta U. K delta U. Aynı şekilde burası neydi arkadaşlar? K U delta veya K delta'nın transpozu. Biz yine K U delta. Burası ne demiştik? K U U. K U U. Evet. Sonra büyük matrisi kapatıyorum. Evet. Şimdi burada bilinmeyen vektörüm nedir? Delta vektörü demiştik. Bu şekilde. Aynı şekilde burada da U vektörü demiştik. Parantezi kapatıyorum. Aynı şekilde burada da bakın F3'e ne demiştik? F delta. Burada da F U demiştik. Eksi F, eksi 2F, eksi F, 2F'ye F, U isimlendirmesi yapmıştık. Evet. Gördüğümüz gibi buradaki matrisimizi çözüme uygun hale getirmek için böyle yaptım. Şimdi delta ile F3'ler burada, diğerleri burada. Şimdi buradaki çözüme bakacak olursak şöyle bir çözüm adımı izleyebiliriz arkadaşlar. Burada ikinci satıra baktığımız zaman, ikinci satıra bakın. İkinci satırı açtığımız zaman nasıl açarız? K U delta çarpı delta. İkinci satırı açalım. Daha şuraya yazalım. İkinci satırı açalım. Bu şekilde. Bakıp yazdık. Şimdi alalım. Şuradan ikinci satır diyelim. İkinci satırı açarak gidelim. İkinci satır açarak gidelim. Bakın ikinci satır. Burası da ikinci satırdır. İkinci satırımızı açarak gidelim. K U delta nedir? Çarpı delta artı ne var? K U U çarpı U. K U U çarpı U vektör eşittir. Ne eşit olacak? F U. Bunlar bilinmeyenlerimdi. Bakın buradakiler U'lar ne eşitti? Şurada bilinmeyenlerin karşısındaydı. Şimdi bunu çözümlü hale getiriyoruz. Delta konusu. Şimdi burada baktığınız zaman arkadaşlar biz nasıl yazabiliriz buradaki denklemin bir formatını? Burada KUU'lar bizim bilinmeyenlerimiz U'lar, U denklemdir. U'yu yalnız bırakmam lazım. Onun için şu birinci ifadeyi, şu birinci ifadeyi arkadaşlar karşıya atıyorum. Birinci ifadeyi karşıya atıyorum. Burada KUU bilinmeyen vektörüm eşittir. Karşıya attığım zaman FU burada var. Ne geçecek? Negatif olarak K U delta çarpı delta diye şeklinde karşıya geçti. Şimdi bakın K U U 2 çarpı 2 bir matristi. Yine aynı şekilde bunun tersiyle kendisini çarparsan burada gördüğünüz simetrik matris 1 olacaktır. Karşıya da soldan tersiyle çarpacağız. Yapalım aynı şekilde. Burada. Bunu da gösterelim. Maviyle yazayım. K U U'nun tersiyle burayı çarpıyorum. Ve K U U çarpı U eşittir. Tersi
Çarpı. Parantezi alalım. F. U. Çok kötü oldu. Böyle. Eksi. A, U, delta. Çarpı delta. Parantezi kapatalım. Bu şekilde ifadeyi yazmış olduk. Yukarıdakiler kalsın biraz. Evet. Şimdi bakın burada şurası nedir? Zaten 1'dir. Onun için ifadenin sol tarafı bu şekilde kalmış oldu. K-1. Peki şurada şunu söyleyebiliriz. Bir matrisin tersini almayı hatırlarsak arkadaşlar, eksi bir üstü. Nedir mesela bu matrise? A, B, C, D diyelim. Bunun tersini almak istiyorsak nasıldı? 1 bölü determinant A çarpı köşegenler yer değiştiriyor. DA diğerleri de buradan negatif diye oluyor. Bu şekilde hesaplıyorduk. Şimdi bakın burada KUU matrisi bizim. Bakın KUU matrisi nedir? Buradan 4K 0 0 2K eksi 1. Bunun almak istersek determinantı da nasıl yazarız arkadaşlar? Şuradan da o determinantı göstereyim. Determinantta det A'da nedir? Det A'da nedir arkadaşlar? A çarpı D eksi B çarpı C'dir. Şuradan. Köşegenlerin farkıdır. Şimdi burada bakacak olursanız köşegenler neler? 4 çarpı 2 8 K çarpı K kare. 8 K kare eksi 0. Onun için direkt 8 K kare yazıyorum. Buraya da ne yapıyoruz? Köşegenler yer değiştiriyor. 2K 4K oluyor. Buralar zaten negatifler ama 0 zaten bir etkisi yok. Bu da bizim nedir? Burası tersi. Tersini alırsak bu ifadeyi elde etmiş oluruz. İçeri parantezi dağıtırsak KUU-1 ifadesi bizim matrisimiz. Hatta şunu şöyle yapalım, gösterelim. Böyle silelim. KUU ifadesinin tersi matrisin içine dağıtırsak nasıl olacak? 1 bölü 4K 0 0 1 bölü 2K parantezi kapatın. Bu şekilde de tersini de hesaplatmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yerlerine yazacak olursak şuradaki denklemde. Burada bilinmeyen matrisi nedir? U bilinmeyen vektör pardon. U eşittir. Tersini yazıyoruz. Hesapladık. 1 bölü 4K 0 0 1 bölü 2K. Değil mi? Evet. Yazdık. Çarpı parantez içinde FU. FU'ya ne demiştik biz? Eksi 2F 2F. Onun için burayı hemen açarak yazıyorum. Eksi F 2F eksi KU delta. Neydi arkadaşlar KU delta? Şunun transpozuydu aynı şekilde ya da eksi 3K 2K. Hemen onu da yazıyorum buraya. Eksi 3K eksi 2K. Ve buradaki ifade de nedir arkadaşlar? Direkt delta, delta eşittir. Evet. Şimdi buradan yaparsak işlemlerimiz devam edersek şöyle biraz daha alta çekelim. Buradan işlemlerimize devam edersek buradaki yer değiştirme vektörünü artık bilinmeyenler cinsini açalım. U2'ye U4 eşittir. Buradaki matrisimiz kalsın. 1 bölü 4K 0 0 1 bölü 2K. Şimdi buradaki parantez içini halledersek ne olacaktır arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Eksi 3K eksi 2K deltalar çarpım gelecek. Negatifler pozitif olacak. Onun için ne olacak burada? Eksi F artı 3K çarpı delta 2F artı 2K delta şeklinde olacaktır buradaki vektör. Aynı zamanda bu vektörü burada çarparsak ne elde edeceğiz? Buradan
Burası 2 çarpı 2'dir. Ne derseniz. Burası da arkadaşlar nedir? 2 çarpı 1'dir. O zaman çarptığımız zaman 2 çarpı 1'lik bir matris elde edeceğiz. Bunun karşılığı zaten 2 çarpı 1'dir burası da. 2 çarpı 1 olmalı. Buradan U2, U4 değişkenlerimiz neye eşit olacak? Çarpı 1'lik. Şimdi buradan yaptığımız zaman nasıl çarpımı yaptığımız zaman ne elde edeceğiz arkadaşlar? Hemen yapalım. 1 bölü 4K çarpı burası artı 0 çarpı burası olduğu için ikincinin bir etkisi olmayacak. Onun için direkt 1 bölü 4K çarpı F eksi F bölü 4K buradan var. Sonra 1 bölü 4K 3K delta var. Artı buradan da 3K'lar sadeleşecek. Delta bölü 4. 3 bölü 4 delta k'lar gidecek. Delta kalacak. Aynı şekilde 0 çarpı birinci ifade. Birincisi satır 0. Bu 1 bölü 2 çarpı 2f artı k. 2k delta yapacağız. Buradan da 2f bölü 2k diyeceğimiz zaman tabii ikiler sadeleşecek. Bunlar. Hatta onları silelim. F bölü k kalacak. Daha sonra 1 bölü 2 çarpı 2k delta 2k sadeleşecek. Sadece delta kalacak. Evet. Şimdi buradan ne anlamış olduk arkadaşlar biz? Şöyle yazarsam U2 eşittir. Nedir? Eksi F bölü 4k artı 3 delta bölü 4. U4 eşittir. F bölü k artı delta. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şuradaki artık F3 cinsinden delta'yı birleştirmeye. Şimdi bu iki U4'ü bulduk. U2 ile U4'ü. Şimdi yukarıdaki birinci satırı açmaya geldim. Birinci satır neydi? K delta delta çarpı delta artı K delta U çarpı U vektör eşittir F delta olacak. Şöyle biraz büyütelim. Bunu yazarken karşımızda yazalım. Şu alta yazacağım. Hemen. Bakın. K delta delta çarpı delta. Şuraya yazıyorum. K delta delta çarpı delta. Birinci şimdi satırı açıyorum. Onu da yazalım şuraya. Karışmasın. Burası da. Birinci satırı açalım diyelim. Birinci satır. K delta çarpı delta artı K delta U çarpı U artı K delta U çarpı U eşittir. Neye eşit olacak arkadaşlar? Birinci satıra. Bu da nedir? F delta. Şimdi buradaki amacımız neydi? İlk önce ikinci satırı çevirdik ki U'ları delta cinsinden bulalım. Şimdi burada da F delta'yı delta cinsinden olacağı için getirip burada U'ları buraya yerine yazacağız. Ve F3'ü direkt delta cinsinden yazabileceğiz. Çözüm adımlarımız bu şekildeydi. Şimdi buradan devam edelim. Devam ettiğimiz zaman yerlerine yazalım arkadaşlar değerlerimizi. K delta delta neye eşitti? Hemen yukarıdan bir daha bakacağız. Hatta biraz daha büyüterek devam edelim. Evet. Bakın K delta delta 5K'ya eşitti. Hemen şuradan buraya çekeceğim denklemlerimizi. Bakın K delta delta 5K'ya eşitti. 5K. Bakın 5K. Delta nedir arkadaşlar? Delta eşit. Delta delta eşit. K U delta nedir? K U delta. Bakın K pardon K delta U. K delta U nedir? Burası. Artı eksi 3K eksi 2K'lık bir. Biz K çarpı U. U'ları da arkadaşlar burada hesaplamıştık. Bilim E matrisimizi çarpı bu da nedir? Eksi F bölü 4K artı 3 delta bölü 4. Hemen altında ne var? F bölü K
artı delta. Evet. Eşittir. Nedir arkadaşlar? F delta. F delta'mız zaten aradığımız F3 ifadesidir. Evet, burada gördüğümüz gibi F3 artık delta cinslerinden yazabiliriz. Burada ne yapacağız sadece? Burası zaten 1 çarpı 2'lik. Burası da 2 çarpı 1'liktir. 1 çarpı 1'lik bir ifade gelecektir. Hemen 5k çarpı delta. Bu ifadeyi çarptığımız zaman ne sayı elde edeceğiz arkadaşlar? Öncelikle burada bunu çarpıp artı bunu çarpacağız. Eksi 3k çarpı f bölü 4k ne olacak? Artı 3f bölü 4 değil mi? Sistem hatası yapmadığımız sürece. Sonra eksi çünkü 3k çarpı 3 delta 9k delta yapar. 9k delta yapar. Bölü ne var artık? 4. Sistem hatası yapmadıysak bu şekilde. 2, daha sonra 2k çarpı artı diyeceğiz. 2k çarpı f bölü k artı delta. Buradan da yaparsak eksi 2f gelir. Buradan k'lar sadeleşir. Eksi 2k delta'dır. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Bu da şöyle paranteze alalım. Bu 1 çarpı 1'lik bir ifade zaten. Daha sonra burada diğer sadeleştirmelerimizi yaparsak 2k delta, 5k delta var. Buradan da 3k delta kalır. 3 deltalar burada. 2f var. Yazarsak 3f bölü 4. Eksi 2f. F'ler burada. K deltalar da bu gider. 3k kalır. Artı 3k delta. Eksi 9 bölü 4. K delta kalır arkadaşlar. Bunu f3'ü unutmayalım. F3'e eşit. Buradan bunları 1, 4 ile genişletip 3, 4 ile genişlettiğimiz zaman buradan 4 kere 2, 8. 8 eksi 3, 5f bölü 4. Eksi buradan 4, 12. 12, 9, 3. Buradan da 3 bölü 4 k delta kalır. Artı 3 bölü 4 k delta kalmış oldu. Bu da neye eşittir? F3. Artık F3 ifademizi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Şöyle sol tarafa alırsam biraz kalın yapayım. F3 ifademiz nedir artık? Eksi 5 F bölü 4 artı 3 bölü 4 K delta'dır. Şöyle kare içine alalım. Evet. F3 eşittir. Eksi 5F bölü 4 artı 3 bölü 4 K delta'dır. Bu bizim F3'ün F ve K delta cinsinden değişken bileşenleridir arkadaşlar. Bize bunu soruyordu zaten. Burada bakın bir daha ne yaptığımızı şöyle özetleyelim buradan. Öncelikle kısa bir özet geçecek olursak bizim burada delta kadar deplasman yaptırmak için sisteme gerekli olan F3 kuvvetini bulunuz diyor. Yani F3 kuvvetini delta F cinsinden ifade etmemiz lazım bilinmeyenler cinsinden. Onun için bizim ilk olarak burada U2 ve U4'ü belirleyip daha sonra F cinsinden geçmemiz gerekiyor. Onun için biz burada sınır şartı denklemimizi yerine koyup burada birinci satıra birinci sütunu iptal ederek kısıt denklemini bir kenara koyarak, evet buradan da tepkiyi de bulabiliriz. Kısıt denklemini kenara koyarak buradan 4k-3k 0, -3k 5k-2k 0, -2k 2k şeklinde denklemimizi düşürdük. U2 delta U4 eksi F3 2F'i yazdık. Buradan dedim ki U2 ve U4'leri hesaplamak için matris ayrımı yöntemini hesap yapmam lazım. Önce U2 ve U4'leri hesaplayıp daha sonra F3'ü onlar cinsinden yazmam lazım. Onun için ben U2 ve U4'ü aşağı yani aynı satırda olacak şekilde almak istedim. Keza eksi F'de 2F de biliyorum onun için. Yani bilinen de F olarak bilindiği için bunları bilindiği için yapayım istedim. Buradan
F3'ü yukarı çıkarmak için sadece satırlar yukarı çıkar. Delta yukarı çıkarmak için satır ve sütunlar yer değiştirir. Onun için gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra matris ve yer değiştirme vektörlerini bu şekilde elde etmiş bulunduk. Buradan ayrım yaparak dediğim gibi U2 ve U4'ü F'ler cinsinden hesaplayarak daha sonra delta cinsinden de hesaplayarak daha sonra F3'ü bunlara bağlamak istedik. Onun için bunu aşağıya yalnız bıraktık. Buradan bir isimlendirme yaptım. Daha rahat çözelim diye. Şuradaki 5K delta şeklinde buradaki isimlendirmeleri yaptık. Şu şekilde indirgedik matrisimizi. Daha sonra ikinci satırı açtığımız zaman şu şekilde eşittir FU şeklinde. Daha sonra burada gerekli bu tarafı sağ tarafa atıp daha sonra KU ile matrisin tersini çarpıp bu şekilde bilinmeyenleri elde ettik. U2 ve U4'ü. Bakın F ve delta cinsinden elde ettik. Daha sonra birinci satırı açtığımız zaman birinci satırda da artık F3'ü yalnız bıraktığım zaman da pardon F3'ü yalnız bıraktığım zaman da burada F3'ü yalnız bıraktığım zaman da K ve delta cinsinden de yazabilmiş olduk. Evet, genel olarak sorumuzun özeti bu şekilde oldu. Şöyle büyük de gösterecek olursak bu şekilde yapmış olduk. Artık bir dahaki derste de çubuk elemanlara giriş yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.